Sayın Valim, saygıdeğer Rize'nin büyükleri ve gençler, hocaları, spor gerçekten insan yaşamında mutlaka olması gereken bir olgu. İşte bazı arkadaşlarımıza bakıyoruz, sen kaç yaşındasın, sen kaç yaşındasın? Aynı yaştaki arkadaşlara baktığınız zaman spor yapanın mutlaka daha genç göründüğünü kesinlikle hissediyoruz. En az belli yaşa geldiğiniz zaman spor yapan bir kişiyle yapmayan bir kişi arasında en az 7-8 yaş bir fark çıkıyor. Şimdi bu birincisi. İkincisi, tabii sporu ne zaman yapmak lazım? Şimdi internete geldiğimiz zaman internetin gerçekten zararları olduğu kadar çok büyük faydaları da var. Sırrıya söylüyorsunuz, ne istiyorsanız size söylüyor. Ama bu sizin işinize gelen şeyleri soracaksınız. Burada karşılaşabileceğiniz, buradaki dostluklar, bu internet içerisindeki arkadaşlıklar neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Örneğin ben sosyal medyayı kullanıyorum. Ama inanın her gün yaklaşık bir 40-50 tane de küfür yiyorum. %10'unu okuyorum. %10 okuyorum, hiçbirine cevap vermiyorum. Kızmıyorum da. Çünkü onu o küfredenler sanıyorum 13 yaşında, 14 yaşında çocuklar. İleri aşamada mutlaka yaptıklarına pişman olacaklar. Yani ulaşım çok güzel internetle. Bilgi bulmak çok güzel. Ama gereksiz işlerle uğraşmak da internette maalesef mevcut. İnsanın bir de ruhunda bir dedikodu, işte bazı şeyleri bilme, paylaşma şeyi vardır. Hele bunu baskılamazsanız internetin içerisinde, işte sosyal medyanın içerisinde her türlü bozukluklar vardır. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Biz bundan nasıl geriye doğru gidebiliriz? Biraz daha sosyal medyayı kullanırken işimize yarayan şekilde kullanalım, diğerlerini kullanmayalım dediğimiz zaman bunu sporla kapatabiliriz. Spor bir mahallede başlar. Mahallede ne olur? Mahallenin bir spor alanında çocuklar bir araya gelir, orada birbirini tanır, orada spor yapar. İlle futbol oynamak şart değil, diğer sporları da yaparlar. Bir. İkincisi, Sayın Valim de burada, belediye başkanım da burada. Ben de iyi bir planlamacı olduğumu düşünüyorum. Biz şimdi bölgeyi planlarken her mahallede o nüfusa yetecek şekilde bir spor alanı mutlaka ayırıyoruz, bırakıyoruz. Daha önceleri ayırdığımız bu spor alanları kamu ortaklık payı düşüncesiyle vatandaşların oluyordu. Şimdi yeni çıkan bir kanunla artık bundan sonra spor alanları tamamen devletin eline geçiyor. Şimdi burada bizim büyüklerimizin yapacağı şey her mahallede çocukların spor yapabileceği bir spor alanını oluşturmak. O oluşturulan spor alanında da sadece futbol değil, boks, judo, masa tenisi, tenis, hepsini yapabilecek şekilde Spor Bakanlığımızın güzel bir proje yapmak kaydıyla bu arkadaşlarımızın, gençlerimizin orada hem birbirini tanıması hem de güzel spor yapacak mekanlara ulaşabilmesi şarttır. Bunu bizim büyüklerimizin yapması gerekir. Ha, bunu yaptıktan sonra da bizim gençlerimiz ne yapacak? Köyde kendi spor alanlarında birbirini tanıyacak. Sonra o sporcular şehirdekilerle tanışacak. Sonra ildekiler birbirini tanıyacak müsabakalarla. Onlarla görüşecek, bir kaynaşma olacak. Ondan sonra ne olacak? Vilayetlerde ve Türkiye'deki sporcular birbirini tanıyacak. Bu da bir tanışmadır. Arkadaşlar, bizim ülkemizdeki dostluk ve beraberliği, birlikteliği bir başka ülkede bulamıyorsunuz. Yani bir Amerika'da hocam, Sayın Valim söyledi, Amerika'da çok kaldım dedi. Şimdi Amerika'da arkadaşlarının içinde kavga ettiğin zaman senin için kavga edecek bir tane adam bulamazsın. Seni savunacak bir tane adam bulamazsın. Dostluğu bulamazsın. Kaynaşmayı bulamazsın oralarda. Ama bizde öyle değil. Bizde kaynaşma farklı. Bizde inanın herkes birbiri için mücadele eder. Böyle bir dostluk var. Zaten dünya bizi karıştırmak istediğinin en önemli şeyi de bu. Bizde birlik ve beraberlik var. Rize Spor'da da var ha. Yönetiminde, valimizde, belediye başkanımızda, hocamızda, hepsinde öyle bir birlik ve beraberlik var ki bu birlik ve beraberlik hiçbir zaman
başarısızlığı getirmez, mutlaka başarıyı getirir. Onun için çocuklar, en güzel arkadaşlar, en güzel tanışma, birleşme, bir araya gelme sporla olur. Onun için spordan uzak kalmamak lazım. Ha bu bir de gençken öğrendiğiniz bir sporu yaşlılık dönemlerinizde de yapabilirsiniz. Şimdi ben kendimi yaşlı adetmeyeyim ama mesela tenis oynarım. Masa tenisi oynarım. Yürüyüş yaparım. Boks da artık yapmıyoruz, bıraktık onu. Yani hiç spor yapmamış bir arkadaşımız 50 yaşının üstüne geldiği zaman yürüyüşün dışında hiçbir şey yapamaz. Ama en azından masa tenisi oynamış olsa, gençliğinde tenis oynamış olsa, mutlak surette o yaşlarda da spor yapar. O zaman ne olur? Sağlıklı bir vücut olur. Spor mutlaka insanların yapması gereken bir olgudur. Yani bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Ha bunun yanında gençler, bence bu internet gibi, bu internetin kötü alışkanlıklarından kurtulmak için müzikle de uğraşabilir. Sosyal yönlerini de geliştirebilir. Yani oraya ayıracağı vakti öbür tarafta da yapabilir. Mesela örneğin ben çocukluğumda bir iki saz çalardım. Şimdi yine bir iki saz çalabiliyorum. Ama çocukluğunda bunu yapmayan belli yaştan sonra bunu yapması mümkün değil. Onun için bir binanın temelini nasıl atarsanız üstüne o kadar yük taşıtacak katları çıkabilirsiniz. Ama siz şimdi gençken hep internetin içine girerseniz, hep internette uğraşırsanız, bu söylediklerimizin hiçbirini alışkanlık haline getirmezseniz, belli yaştan sonra inanın sıkıntı yaşayacaksınız. Gençlikte insan hiçbir şeye ihtiyacı yok hissediyor. Ama inanın belli yaşlardan sonra çok şeye ihtiyacınız var. Müziğe de var, spora da var, sağlığa da var. Hepsine var. Onun için temeli şimdi atmak lazım. İnternette gereksiz harcadığımız zamanları bunlara dönüştürün ve böyle devam edin diyorum. Hepinizi seviyorum, hepinize saygılar diliyorum. Aslan Hocam, müsaadenizle Hasan Başkan'a bir soru iletmek istiyorum. Hasan Başkan'ın bir iş adamı, alanında Türkiye'de oldukça önemli işleri imza atmış bir iş adamı. Futbolla ve boksla ilgileniyor. Ama futbolda Etimesgut'tan sonra Respor Kulüp Başkanlığı'na başladıktan sonraki yaşamıyla ilgili birçok değişikliğin olduğunu bize her zaman aktaran bir isim. Hasan Başkan'a şunu merak ediyorum. Sporun gücünden bahsediyorsak, futboldaki o serüvenden sonra neler değişti hayatınızda? Mesela tanımadığınız insanlarla kucaklaşıyorsunuz, onlara dertleşiyorsunuz, onlarla beraber Türkiye'nin değişik yerlerini buluşuyorsunuz. Bu anlamda size manevi güç anlamında neler kattı futbolun bu tarafı? Şimdi tabii arkadaşlar, siz de yarın iş adamı olacaksınız. Siz yarın bürokrat olacaksınız. Bir ilim valisi olacaksınız, belediye başkanı olacaksınız. Belli bir seviyeye geldiğiniz zaman spora hizmet etmek çok güzeldir. Bunu da zevk alarak yapacaksınız. Sayın Valim kötü örnek verdi, Karabük, ama inşallah buradan daha iyi bir yere gittiği zaman da Rize Spor'a örnek verecek. Diyecek ki hiç borcu olmayan, çok iyi yönetilen, sorunsuz, birbirleriyle bütünleşmiş, şehirle bütünleşmiş böyle bir Rize Spor gördüm. Ben belli bir seviyeye gelmiş bir iş adamıyım. Çok şükür Allah'a. Allah bize her şeyi verdi. Ha, fakir bir ailenin çocuğuyum. Rize Fındıklı'da doğmuş, fakir bir ailenin çocuğuyum. Ama şu aşamada da iyi bir iş adamıyım. Belli seviyeye gelen iş adamlarının mutlak surette spora hizmet etmesi lazım. Gençlere hizmet etmesi lazım. Gençlerle beraber olması lazım. Ben bundan gurur duyuyorum ve zevk alıyorum. Ekonomik olarak zarar veriyor mu? Ben onu zarar olarak düşünmüyorum. Ben onu vallahi bir yerde zekat gibi düşünüyorum. Yani harcayacaksın, para da harcayacaksın. Onlarla beraber olacaksın, gençlerle kaynaşacaksın. Gençler arasında sevgi ve saygıyı öğreteceksin. Hepsini elimizden geldiğince yapıyorum. Ve büyük iş adamlarına mutlaka diyorum ki bir kulübün başkanı olun. Çünkü belli seviyeye gelmemiş insanlar eğer bu tür yerlerde yönetici olmazsa, o zaman değişik düşüncede olan insanlar bu tür yerleri ele geçiriyor. Ve bu tür yerlerde de yanlışlık yapmaya o kadar müsait ki maalesef. Ondan sonra ne oluyor? İşte bahsettiğimiz bu düşen kulüpler gibi kötü durumlara düşen şehirlerin kulüplerini görüyoruz.
Biz inşallah öyle olmayacağız. İnşallah daha iyi olacağız. Ve buradan ben sizlere de büyüdüğünüz zaman inşallah kulüp başkanı olursunuz, inşallah iş adamı olursunuz. Hiçbiriniz de olmayacağız demeyin, olamayız demeyin. Bakın çocuklar, hayatımı anlatsam romandır yani, roman. Bak belli bir yerdeyim ve Rizespor'un başkanıyım. Allah bunu bana lütfettiyse bu salonda herkese lütfedebilir. Onun için tek şeyiniz düzgün olun, çalışın, ben şunu yapacağım deyin, başarılı olun ve mutlaka bir gün olacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım da teşekkür ediyorum. Sayın Rizespor Başkanı, tabii sorum olacak da. Ben futbol oynuyorum Yeşilçay'da. Barcelona, Beşiktaş kulüplerimizin kadın futbol takımları varken Çaykur Rizespor'un neden kadın futbol kulübü yok? Ya da elimizin kadın takımlarına destek olacağına söz verir misiniz? Tabii sporun hepsine biz destek oluruz. Şu anda amatör spor branşlarımız sayın hocam 22 dalda. Hocam ilgileniyor, yöneticimiz, as başkanımız. Tabii ki bayan spor takımını, futbol takımını da olur. Ama bir Rize Spor'u bir toparlayamadık ki daha. Bir Rize Spor'u toparlayalım. Rize Spor'un A takımını yani bir yerlere getirelim, bir rahatlayalım, biraz borcundan kurtulalım. Ondan sonra bak inanın, inanın ben amatör hocamdan çok teşekkür ediyorum hocama. Hocam olmasa amatör sporlarla uğraşacak hiç halim yok. Hiç uğraşamadım yani. Ama sağ olsun hocam götürüyor. Bir toparlanalım inşallah, ondan sonra da bayan futbol takımını da kurabiliriz yani, bir sakıncası yok. Peki yardımcı da şansınız var mı? Bir başkasına sırayla hızlı hızlı geçiyoruz. Başka söz almak isteyen? Lütfen kime sorduğunuzu öncelikli olarak belirtin. Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. İsmim Talha Hüsa. Başkanıma bir sorum olacak. Neden kulüp başkanları hep iş adamlarından oluyor? Mesela spor insanları niye kulüp başkanı olamıyor? Yani. Arkadaşlar, futbol ve spor pahalı bir oyuncak diyeyim. Yani bununla uğraşacak insanların ekonomik gücü iyi olursa daha iyi hizmet eder. Bir, ikincisi hani sporcu arkadaşların oraya gelmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ama ülkemizde şu andaki duruma baktığımız zaman normal şartlarda kulüplerin, büyük kulüplerin kendi gelirleriyle kendini idare edebilecek güçtedir. Ama hiçbir kulübümüz hemen hemen bu borçlardan kurtulup bu şekle gelemiyor. Bu şekle geldikten sonra kafası çalışan bir yönetici kim olursa olsun kulüp başkanlığı yapar ve kulübünü yönetir, borçlandırmaz. Ama şu aşamada öyle sıkıntılı ki kulüpler, hepsinde problemler var. Onun için ekonomik gücünün yüksek olan kişilerin artık belli bir seviyeye gelmiş, yaşı da gelmiş, işinde de başarılı olmuş, paraya ihtiyacı yok artık. Oradaki paraları iyi yönetebilecek insanların olmasında fayda var. Çünkü sporda çocuklar, inanın en büyük yolsuzluğun döndüğü yer bana göre bu bizim bulunduğumuz camiadır. Onun için güçlü adamlar herhalde belli yaşa geldikten sonra Allah'tan korkar yani. Ya Allah'tan korkar ya parasından korkar, bir yanlışlık yapmaz diye düşünüyorum. Onun için ben iş adamlarının sporun içinde olmasını gerçekten çok istiyorum. Evet, son bir soru alalım çünkü süremizi bir hayli açtık. Adım Ahmet Polat. Şeyi sormak istiyorum Hasan Başkanım özellikle. Mesela Euro 2020'de temsilen orada gitmiştik, Almanya ile beraber bizdik. Bizi temsil edenler genelde iş adamlarından oluştu bu dediğim gibi. Almanya'yı temsil edenler ise yakında futbol oynanmış kişilerden oluştu. Sizce bu bizim orada Euro 2020'ye ev sahipliği yapmamızın nedenlerinden biri miydi? Ya da neydi yani o sonuç, sebep? Niye alamadık sizce? Onu sormak istemiştim de. Şimdi o kadar fazla futbol bilgim yok, açık söyleyeyim. Ben daha önce gençliğimde boks yaptım. Ama iyi bir yöneticiyim. Şirketlerimi çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Ve Rize Spor'u ve daha önce de Etimesgut Belediye Spor Kulübü'nü de 9 yıldır yönetiyorum. Çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Yani teknik adamların da bunu, şimdi benim sporu çok, yani futbolu çok iyi bilmem gerektirmez. Çok iyi bilen kişilerle çalışırsam yönetimim
ile beraber bu işi paylaşarak yaparsan orada ben başarılı olurum. Ama ille de bu işin başında sporcular olacak diye bir kaide yok. Örneğin bir kişi, bir mühendis, ben harita mühendisiyim. Ben neden anlarım? En iyi harita mühendisliğinden anlarım. Ama diğer, diyelim ki mekanik, statik, elektrik, bir inşaat yapıyorum. Bunlardan anlar mıyım ben? Anlamam. Anlayan adamları bulacağım. Sporda da böyledir. Ben şirketi güzel yönetir miyim? Yönettiğime inanıyorum. Ama iyi spor, iyi hocayı bulursam, iyi kulübü idare edecek iyi yöneticilerle beraber olursam çok daha güzel yönetirim diye düşünüyorum. Onun için yani senin burada vurgulamak istediğin şu mu? Yani bir tarafta sporcular bu işi yönetiyor, bir tarafta iş adamları. Hiç fark etmez. İkisi de yönetebilir. İkisinin yönetmesinde de bir sakınca yoktur. Ama iş adamlarının bu işe girmesinde ekonomik bir yardımın, ekonomik bir desteğin ihtiyaç duyulduğu için iş adamlarının olmasında fayda var. Hemen hemen kulüp başkanlarının, düzgün olan kulüp başkanlarının çoğu iyi kötü kulübüne yardım etmiştir. Sonradan benim bu kulüpten şu kadar alacağım var diyenleri kabul etmiyorum.